ve Türk askeri de Libya'ya gidecek biliyorsunuz ki tezkere çıktı meclisten. Buna dair çok fazla tartışma konusu var. Konuşacaklarımız var. İç siyasette yine çok farklı konular var ve FETÖ'de özellikle Rus uçağı olayında bir baylok durumu var. Buna dair konuşacaklarımız var ve yorum sizin köşemiz var. Her hafta yapıyoruz. Sizlerle çok ilgi gösteriyorsunuz. Bu kez de yine peş peşe sizlere bazı ...görüntüler getireceğiz ve bu kez... ...sadece sizin yorumlamanız... ...gerekecek. Instagram'da... ...ve Twitter'dan yorumlarınızı... ...mutlaka bekleyeceğiz. Birazdan... ...o görüntüleri ekrana getireceğiz. Tabii ki... ...tüm bunlara her zaman olduğu gibi... ...daimi konumuz Sayın Hüseyin Gülerce ile... ...birlikte konuşacağız. Sayın Gülerce hoş geldiniz. Hoş bulduk Sayın Akın. Bey. Ee, nasılsınız? İyi misiniz? İyiyiz elhamdülillah. Sağ olun. Ee, i̇sterseniz hemen başlayalım ve... Tabii ki İran, Amerika Birleşik Devletleri ile başlayalım. Çünkü biliyorsunuz ki İranlı komutanı Amerika Birleşik Devletleri bir saldırıyla öldürdü Irak'ta. Lakin öncesinde tabii ki konular da vardı. Çünkü Irak'ta büyük elçilik basıldı. Aynı zamanda Haçlı Şabi'nin komutanı da öldürüldü tabii ki bu saldırıda ve bu sabah saatlerinde Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'tan da şöyle bir açıklama geldi. 52 tane nokta belirledik. Eğer İran bir saldırı düzenlerse, Kasım Süleymani'nin eğer intikamını almaya kalkarsa bu 52 noktaya saldırabiliriz. Bir hava saldırısı düzenleyebiliriz dedi ki o 52 noktada muhtemelen tarihi noktalar da var. Sadece askeri ve stratejik yerler değil. Ee, nereye doğru sürükleniyor dünya? Sayın Gülerce? bir üçüncü dünya savaşına doğru mu gidiyoruz? Yani öyle söyleyenler var zaten bir üçüncü dünya savaşı oluyor. Yani bir eğer kasıt üçüncü dünya savaşından nükleer bir savaşsa e, o pek kolay bir şey değil. Hı hı. Zaten İran'ın e, Nükleer silah sahibi olmaması için, atom bombası yapmaması için e, birinci derecede Amerikan dış politikasının, Amerikan yönetiminin önceliği var. Neden? E, eğer atom bombası Batı'nın kontrol edemediği, mesela İran'ın bitişinde İsrail'de atom bombası var, nükleer silah var. <laughs> Onlar için işte o zaman üçüncü dünya harbi, yani nükleer bir savaş söz konusu olabilir. Şimdi dikkat ederseniz bu vekalet savaşları deniyor. Yani terör örgütlerini kullanıyorlar işte. Mesela evet. Amerika Suriye'de var, Orta Doğu'da var, Irak'ta var. Artık neyle var? Terör, örgütler terör örgütleriyle var. Trump'ın kendisi söyledi. İran'da öyle. Daşı kurduran Obama'yla işte Clinton. Clinton'dı dedi. Demek Birbirlerini siyaseten de olsa bu şekilde açık ediyorlar. Bu gizli saklı bir şey değil. Yani terör örgütleri üzerinden bir savaş yürütülüyor. Ben bu olaya gelmeden önce İran'ın işte Orta Doğu'daki kılıcı deniyor. Gerçekten de Lübnan'da, Suriye'de, Irak'ta, Yemen'de, İran'ın dış operasyonlarının bir numaralı yöneticisi James Jameson gibi biri aslında Kasım Süleyman. Bond yani evet. hafif kalır. James değil tabii bir yani İran'da bir... genel başkanı düzeyinde biri. Şimdi onu da okuyunca görüyorsunuz doğrudan doğruya Ali Amane'ye bağlı, evet. bağlı, dini lidere bağlı. Yani bu şu demek oluyor <laughs> Cumhurbaşkanına da bağlı değil. Yani Devin başında başka bir konumu var adamın yani ne başbakana bağlı ne cumhurbaşkanına bağlı dini otoriteye bağlı direkt ondan talimat alıyor ee, ve onun ona hesap veriyor başkasına hesap vermiyor zaten Ali Hamaney de hemen evini ziyaret etti eşi ve kızlarıyla görüştü e, fotoğrafa baktığınız zaman birkaç yıldır 15-20 senedir e, Ortadoğu'da ne oluyor diye işte kimisi BOP Büyük Orta Projesi deniyor. Aslında böyle kavramlar meseleyi bence e, fluğlaştırıyor. Yani e, netleştirmiyor. Netleştirme şu Amerikan dış politikası tamamen İsrail'in korunmasına bağlı. Tamamen. <laughs> Dikkat ediniz bakınız. İsrail'e tehdit olabilecek bütün Arap ülkeleri hizaya getirildi. Ee, Irak Amerika tarafından işgal edildi. Bugün İsrail için bir tehdit değil. Suriye İsrail için bir tehdit değil. Amerika orada. Mısır'a darbe yaptırdılar. Mısır'da Sisi'ye. Mısır artık İsrail için bir tehdit değil. Yani 67 Dostlar, aksine. E, savaşını hatırlarsanız İsrail'le savaşa giren o Arap ülkeleri bugün birbirlerinden tamamen kopuk ve hiçbirisi İsrail için tehdit değil. Şimdi bu operasyonların arkasından İsrail için tehdit olan bölgede iki tane ülke var. Birisi İran doğrudan tehdit. Diğeri Türkiye. Türkiye ben İsrail için bir tehdit değilim diyor. Yani bizim İsrail ile ilgili problemimiz Filistinlilere yaptıkları işkenceler, hı hı. zulüm. Orada e, bir e, Osmanlı müktesebatını taşıyan Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak ve hükümetin şu andaki anlayışı, zihniyeti bakımından biz Filistin davasına Arap ülkelerinden daha fazla sahip çıkıyoruz. Filistin davası denilince karşıda kim var? İsrail var. İsrail bundan rahatsız. Yani İsrail Türkiye'nin varlığından değil Türkiye'nin Fiyiştin davasına sahiplenmesinden rahatsız. Şimdi olan bitene bakar mısınız? İran'ı tıpkı Mısır gibi, Suriye gibi, Irak gibi düşürmek istiyorlar. Yani yapılan hamle yok. Trump kalkmış da, işte e, 27 Aralık'ta Irak'ta bir Amerikan vatandaşı öldürülmüş. Amerika buna misilleme yapmış. E, ondan sonra Amerika'nın Bağdat ülkeçliği işgal edilmiş. Bunun üzerine de Trump e, sen böyle bir şey yapamazsın ben sana haddini bildiririm demiş. Amerikan temsilciler meclisine de haber vermeden düğmeye basmış. Bunlar yani işi magazinleştirmekten hikayeye çevirmekten başka bir şey Şunu değil. 6 ay önce Trump demişti ki uçakların İran'a hava saldırısı düzenlemesini son anda ben vazgeçtim acıdım minvalinde yani, sözler açıdan Baktığınız zaman ne oluyor bu sizin dediğinizle beraber İsrail'in güvenliğinin sağlanması, bölgede kimsenin ona zarar vermemesi için adım adım, safa safa ilerleniyor. Ki İran'ın yaptığı bugünkü açıklamada şey de var. Hani diyor ki bütün Amerikan üstüne hedef alabiliriz. Tel Aviv'de bizim hedeflerimizden biri diyor. Ama İsrail'e muhtemelen saldırmayacaktır. Şimdi o konuya da gelelim. Mesela İran Neden ne yapabilir? Hı hı. İran ne yapabilir? Ama şunu tamamlayayım. Şimdi de geçti değil mi bu işin içerisinde? Türkiye'ye karşı hamlelerini 15 Temmuz 2016'da hain FETÖ darbe girişimiyle yaptılar. Hı hı. Bakınız o bir işgal Girişimi. darbe girişimiydi. Çok söyleniyor bu. Türkiye'de 11 tane vilayet ki biz burada çok söyledik. Şeyden güney sınırlarımızdan PKK binisleri de, PKK teröristleri de gireceklerdi ve Türkiye'nin 11 vilayeti işgal edilecekti. Orada bir darbe yapılacak. Kimisi buna diyebilir, ya buraya FETÖ'yü karıştırma anlamadım. Şey olaylarında, Güneydoğu'daki Çukur Hendek olaylarında şimdi ortaya çıktı. Diyarbakır Emniyet İstihbaratı'nın FETÖ tarafından ele geçirilmesi, oradaki emniyet müdürünün bile şu anda FETÖ'den ceza alması, Oradaki generallerin Türk Silahlı Kuvvetlerine mensup kara kuvvetlerine jandarmaya mensup generallerin FETÖ adına PKK'ya yardım ettikleri bugün yargılamalar sonunda ortaya, ortaya çıktı. Ortada. Yani FETÖ ile PKK Amerika'nın kullandığı iki tane terör örgütü. Hala FETÖ mağduriyeti yapanlara da ben yani sabah sabah bir şey demeyeyim şimdi. Ya karşımızda Amerika'nın Orta Doğu planı için İsrail'i korumaya alması için tehdit olarak gördüğü Türkiye'ye diz çöktürme projesi var. Türkiye resmen diz çöktürülmek istendi. Şu anda biz onu püskürttük milletimizin kahramanlığıyla. Zaten FETÖ'nün de Amerika'nın da hesap edemediği şey 15 Temmuz akşamı bu aziz milletin bu darbeye karşı bu şekilde direneceğini hiç düşünmemeleri, kimsenin aklına bunu hesap etmediler. Ha şimdi o zaman yok Trump düğmeye bastı, temsilciler meclisine haber vermedi. Şu bu bunların hepsi hikaye. İran düştükten sonra Türkiye üzerine daha fazla yüklenecekler. Hmm. Ha şimdi bu İran'ı müdafaa etmek anlamına gelmiyor. Ben öteden beri söylüyorum. İran Türkiye'nin kötü bir komşusudur. Evet. Çok kötü bir komşusudur. Bizim bütün dünyada karşımıza Türkiye'nin Müslümanlığı söz konusu olduğunda karşımıza çıkan hep İran'dır. Mesela Suriye'de bizim karşımızda kim var? İran var. İran. Süleymani şimdi mesela ölümünden sonra Türkiye içerisinde ciddi sahiplenen bir kesim var. Ya şehit diyenler şehit var. Şehit diyenler ya. var. Ve Kahraman ve diyenler var. olur mu? Yani Süleymani'nin <laughs> Süleyman yaptığı katliamları bilmiyor musunuz? Sünni katliamlarını bilmiyorlar mı? Ya yani, da bilmemezlikten geldi olar. Katleden adamın ölümüne şehit denmez. Yani ben Saadet Partisi lideri Sayın Karamollaoğlu'nun ne yaptığını anlamış değilim. Şaşkınlık içerisindeyiz. Nedir bu ya? Yani Karamollaoğlu ne demek istiyor ya? Kimden yanasın? Bu adamın elinde kan var. Sen nasıl şehit diyebilirsin ya? Bütün karanlık olaylarda kendisi var. Bu şehit <laughs> deniliyor. Şimdi ona şehit dememek, Amerikan saldırısını tasdik etmek, doğru bulmak anlamına gelmiyor ki. Amerika zaten dünyanın jandarması diye ortalıkta dolanıyor. Trump diye, de, Trump diye de birisini bulmuşlar. Tam yakışıyor bu jandarmala. Zaten Trump'ı buldular bak ağzımızdan öylesine çıktı ama Trump öyle rastgele seçilmiş bir şey değil. Amerika'nın uzun vadeli planları var. O planlara göre sırası geliyorlar bir CIA'yı Obama'yı başkan yapıyorlar. Sırası geliyorlar. Trump bir, bir çok büyük Gelin. zengin bir defa. Ve şu anda Twitter'dan yürütüyor işi. şey. Hiç Beyaz Saray'dan açıklama falan da tam dediniz. Donald Trump tweet attı. Sadece ben bir bir buçuk dakika attı önce. E ne diyor? E, bir daha saldırırlarsa daha sert vuracağız diyor. Trump Peki, oraya gelelim şimdi, şimdi bir buçuk dakika önce attığı tweet. Şimdi İran ne yapabilir? İran kırmızı bayrağı çekti. Biliyorsunuz savaş ilanı demekmiş. Evet. Evet. Savaş ilan ediyor yani. Fakat ortada bir kuvvet dengesizliği var. Şimdi kimileri diyecek ki Amerika Birleşik Devletleri Viyattan batağına girdi. Ne hale geldi biliyoruz. İşte Rusya Afganistan'a girdi. Ne hale geldi biliyoruz. Ama İran'la Amerika arasında savaş hiç onlara benzeyecek bir savaş değil ki. Şu anda Amerika'nın deniz kuvvetleri yani e, uçak gemileri Hı hı. Ve Orta Doğu'da bulunan Üçlerden göndereceği Füzeler hiç Vietnam'la Afganistan'la alakalı değil Yani dediğiniz başta söylediğiniz 52 nokta tespit edilmiş Buralara vurulacaksa İran ne yapacak? Bir defa şuradan başlayalım İran'ın ne yapıp yapamayacağını Amerika Birleşik Devletleri İran'ın askeri Beynini vurdu Kasım Süleymani Oydu tam Oydu Askeri yani doğrudan Ali Hamene'ye bağlı, dini lidere bağlı ve İran'ın öyle de var. Mesela e, benim İran kötü komşu derken ısrarla altını çizmeye çalıştığım şey, İran Müslümanlığını kılık kıyafetle, şekille çok öne çıkarıyor ama Pers milliyetçiliği yapıyor. İran milliyetçiliği yapıyor. Zaten problem orada. Yoksa bir Müslüman ülke bir başka Müslüman ülkenin karşısına niye dikilsin? Ve mezhepçilik çok fazla. <laughs> Sadece Şii dünyası da. Mezhepçiliği de İran milliyetçiliği için kullanıyor. Buraya, buraya da dikkatinizi çekerim. Hem üstte Müslümanlığı hem altta mezhepçiliği Pers milliyetçiliği için kullanıyor. Onun için bazıları diyor ki şimdi şu engamede madem Amerika bizim de düşmanımız Suriye'de bizimle de savaşıyor. İran'la ilişkilerimizi hemen düzeltelim. Çok dikkatli olmak lazım. Zaman. Bakınız İran'la bizim kötü ilişkilerimiz yok. İşte Sayın Cumhurbaşkanı onların Cumhurbaşkanı'nı aradı değil mi? Ve İran dünkü yaptığı açıklamada ne diyor? Gelin beraber Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı koyalım. Pardon yani biz Amerika evet. Birleşik Devletleri'ne karşı tek başımıza koyarken İran neredeydi? Şimdi İran'la ilişkilerimizi düzeltelim. Yani hiç kötü bir komşuyla kötü olmanın anlamı yok, yok değil tabii. mi? Dostların sayısını arttırma, düşmanların sayısını ...azaltma. bu aklın gereğidir. Tamam da İran Türkiye'nin aleyhine... politikalarından vazgeçecek mi? Evvela İranla ilgili, kötü komşu dedik de bizim en büyük problemimiz şu, İran güvenilmez bir komşu. Evet. Yani İran'ın verdiği sözlere ne kadar güveneceksin? Tarihten mi? bu yana hep böyle Osmanlıya bakış açısından, Ya şu bakış yakın açısında, zamanda da açısında. bizim Barış Fınara harekatımıza da neler neler söylediler İran'dan resmi yetkililer. Ben güvenliğim söz konusu diyorum. Bir İran karşı çıkıyor, bir de Kemal Kılıçdaroğlu karşı çıkıyor içeride. Bu neyin nesi böyle yani? Ya güvenliğimiz diyoruz. Şimdi parantez açıp erken erken Kılıçdaroğlu'na da bir şey söyleyeyim. Bugünkü gazetelerde var. Dün diyor ki bayan muhtarlarla toplantısında Türkiye Ortadoğu politikasını 180 derece değiştirmelidir. Ne 180 derecenin ne olduğunu bilmiyor. neden de söylediğinin ne anlama geldiğini bilmiyor. 180 derece ne yapıyorsan tersini yap. Mesela Suriye'de biz Barış Pınarı Harekatı yaptık. Diyor ki bir daha böyle şeyler yapmasın Türkiye. Şimdi 180 derece tersine. Beşer Esat'la görüşsün. Burada kalsın. Vay. Ben politikamı diplomasiyle yürütmeyi elbette isterim. Yani Amerika ile dost Rusya ile düşman o zaman. Hükümetin istediği zaten bu. İyi de mübarek Suriye durmuyor ki İdlib'de bombalamaya devam ediyorlar. Ve çekildik tamamen bıraktık diye laf söyledi ee, Rusya'da Amerika'da söyledik bizi dinlediler teröristler çekildiler çekilen de yok. Şimdi şeye benziyor ya. Yani. Türkiye bir şey yapmasın. Onlar sınırlarımızdan bizim ilçelerimize havan mermisi atsınlar, füze atsınlar. Biz de bunu seyredelim. Bakınız. İkide bir Atatürk'ün sözüne sarılıyorlar. Yurtta sul, cihanda sul diyorlar değil mi? Bir sözümüz daha var bizim. İstersen sul sela, cenge hazır ol. Bu da kanuni söz herhalde veya Yavuz'un sözü. Sul istiyorsan Cengede Olsun, hazır olman ol. lazım. Senin şimdi İHA'ların, SİHA'ların olmasaydı PKK ile mücadelede bu neticeyi alabilir miydin? Ba e şeyde Suriye'ye yaptığımız harekatlarda, Zeytin Dalı'nda, Barış Pınar harekatında, Yapamazdın. Fırat Kalkanı'nda yapabilir miydin? Yapamaz. Ben şimdi Kılıçdaroğlu'na dönüp söylüyorum. 180 derece döndürsün Orta politikasını. Yani 3,5 milyon Suriyeli'yi Türkiye'den gönderelim. Ama bu ne insanlığa sığar, ne akla sığar, ne vicdana sığar. Öyle bir laf bulmuşlar ki Türkiye'nin Ortadoğu politikası yanlış. Bir dakika söyle ya. Nesi yanlış? Beşer Esat'la görüşmüyorsun diyor. Ya Beşer Esat bize karşı tavrını değiştirmiş değil ki Türkiye'ye karşı. Yani onlardan bir açıklama gelir. İran'dan bir açıklama gelir. Biz artık Türkiye ile olan politikamızı yanlışlığını gördük. Değiştiriyoruz. Türkiye ile samimi Güvene dayanan bir ilişki kurmak istiyoruz. O zaman bakarsın meseleye. Ama hiç öyle bir havaları yok. Birazdan isterseniz CHP'yi konuş, konuşurken buna mutlaka denelim. Hem de Libya'yı konuşurken İran ne yapabilir diyorduk. Tam? Evet. Onu bir konuşalım. Bana göre İran Amerika'ya böyle diz çöktürecek hiçbir şey yapamaz. Yapamaz. Hiçbir şey yapamaz. Mesela, mesela Suudi Arabistan'a mı saldırabilir? En çok o gündemde Hürmüz Boğazı'nı işaret etmişler. Bakınız öyle bir şaşırtmaca yapabilir. Yani direkt Amerika'ya bir şey demek. Ama bunu dünya ve İran'daki toplum hiçbir şekilde kabul etmez. Şu anda asıl İran'ın askeri beyni vurulmakla beraber İran'ın onuru hançerlendi. Evet. Bu olay sıradan bir generalin öldürülmesi olayı değil. Çok tepeden Bakın, başladı Amerika. Lübnan, Suriye, Irak, Yemen Buralarda İran yayılmacılığının askeri beynini vurdu. Yani üçüncü, dördüncü derece bir şey olsaydı onurunu kurtarma adına Suudi Arabistan üzerinden bir şey yapabilirdi İran. Ama bugün onların hiçbirisi toplumun bu kırılan gururunu, yıkılan onurunu tamir etmez. Amerika'ya bir şey yapmak zorunda. Amerika'ya bir şey yaptığında da hiç öyle Suudi Arabistan falan girmez devreye. Amerika doğrudan devreye girer. Şimdi Amerika bu planı yaptı. Bakınız biraz önce dedim ki İsrail'in karşısında potansiyel bütün tehlikedir. Amerika bertaraf etti. Suriye gitti, Mısır gitti, Irak gitti, Lübnan gitti. Şimdi sırada İran var. Ve bu kararı çoktan verilmiş. İran'ın işinin bitirilmesi için düğmeye basılmış. Bir virgül buraya ekleyebilir miyim? Ekme. Mesela İsrail için bölgedeki bütün bu ee, karmaşanın devam etmesi açısından önemli ama Amerika Birleşik Devletleri bir taştaki kuş vuruyor. Çin. Çini de aslında hedef almış oluyor. Çünkü Çin ve İran arasındaki o köklü ticareti de Amerika Birleşik Devletleri oradan geçen yolu da e, bozmuş oluyor ve aynı anda Trump'ın da şu da var. Trump'ı da kendine kurtarıyor. Azil süreci var, impeachment süreci var. Kendini de yine kurtarmış oluyor. Yani Trump ve Amerika Birleşik Devletleri'nin beyni aynı anda 3-4 tane kuş vurmuştur bu tek bir taşla. Şimdi e, tabii onlara da gelelim sizin bu dediklerinize de. İran ne yapabilir? İran bu uzun süre bir şey yapmama halini devam ettiremez. İlla yani, bir şey yapacak. Bugün toprağa verilecek herhalde Kirman'da e, Asım Süleymani bunun arkasından bugün ya da yarın Onurunu kurtarma adına şu anda İran'da çok büyük bir infial var. Bir şok yaşanıyor. Yani onların kendilerine göre bir kahramanı vuruldu. Hem de çok kötü bir şekilde. E, Haçlı Şabi'nin ikinci adamı daha 8 kişi var herhalde. Tamam 10 kişi. Şimdi burada Amerika meydan okuyor. Açıkçası bu. İran'a meydan okuyor. Bu blöf değil. Meydan okuyor. Şimdi İran bu meydan okumaya çok enteresan, bunu geçiştirebilir, buna ciddi bir misilleme yapabilir, kendisini bir savaşın içine sokacak hamleler yapabilir. Ya bu iş büyürse Orta Doğu'da çok büyük bir savaşa doğru döner mi sizce? Şimdi ben savaş zaten devam ediyor diyorum, daha büyük çatışmalar olur. Nerede olur bakınız. Şimdi Irak'ta bir kargaşa olabilir. Amerika eğer Irak'tan bu bahaneyle ile çekilme kararı aldıysa ki Irak parlamentosu bir toplantı yapmıştı dün. Ön açıklamalarda işte artık Irak'ı istemiyoruz diye. Yani Amerika, Amerika istemiyoruz, Amerika, istemiyoruz diye. Amerika senin demenden çıkmaz oradan. Gelmiş işgal etmiş zaten ülkeni gelmiş. Tabii o açıklamanın Orada... sebebi Irak'ta İran hakimiyeti çok fazla. Bundan ama Irak'lı Şiiler de rahatsız. Bakınız, işin bir de o tarafı var. Yani Süleymani İran'da ne kadar çok seviliyorsa Irak'ta da Sünniler ve Şiiler tarafından o kadar sevilmiyor. Çünkü İran'ın bir sömürgesi e, pozisyonuna girdi Irak. Evet yani Irak'ta yönetim, şaka gibi yani Irak-İran savaşı yaşanmış bir coğrafya ya Şimdi sonra şimdi orayı Irak, İran yönetiyor. İran kontrolünde. Evet başbakan tayin ediyor, milletvekilleri tayin ediyor. Şimdi benim asıl dikkatleri çekmek istediğim nokta Suriye. Suriye'de Hı -hı. ne olacak? Hı -hı. Şimdi Suriye'de öteden beri Amerika'nın Beşer Esad'ı bir tezdi var. Kimyasal silah kullanıyorsun diye. Beşer Esad'ın en büyük destekçisi kim? Rusya ile İran. Evet. Rusya Amerika ile karşı karşıya gelmiyor, gelmez. Ama şimdi İran doğrudan Amerikan hedefi haline gelirse, işte dediğiniz 52 yer bombalanırsa, Suriye'de İran'a ne yapacak Amerika? İlk akla gelen şey, biz ısrarla YPG'nin, PYD'nin, PKK'nın bir kolu olduğunu söylüyoruz. 40 bin civarında da silahlı terörist var. Amerika hep onları koruyor değil mi? Şimdi benim aklıma gelen soru şu oldu. Acaba Amerika Suriye'de İran'a karşı açacağı cephede YPG ile PYD'yi mi kullanacak? Hmm, enteresan bir soru. Olabilir. Yani niye bu kadar kolladı? Türkiye'yi neden bu kadar dışladı? Yani Türkiye senin stratejik ortağındı, şöyleydi böyleydi. Fakat hiç onlara toz kondurmadın. Ya bugünleri bekledi mi Amerika Birleşik Devletleri? Zaten bakın, bunlar uzun vadeli planları olduğu için. Şimdi normalde Türkiye'ye söz verdi, teröristleri çekiyoruz. Oradan onların silahlarını almalıydı artık Türkiye ile biz anlaştık. Türkiye Suriye sınırını güvenlik altına aldı. Sizin burada işiniz kalmadı diyebilirdi. Çok kişi YPG ve PYD'nin yani PKK'nın petrol için orada olduğunu, olduğunu düşünüyor, korumak için olduğunu düşünüyor. yoksa ben öyle düşünmüyorum. Hı. Şimdi asıl Suriye'de çok büyük değişiklikler olabilir. İşte bu Amerika Birleşik Devletleri-Rusya ilişkilerinde etkileyebilir. Bu arada Türkiye'nin durumu çok teyakkuzu evet. gerektiren bir hal aldı. Yani seyredelim diyor. Ya, CHP ve muhalefetlerin Saadet Partisi, İyi Parti, HDP zaten öyle. Türkiye asker kullanmasın, silah başvurmasın demelerini tek bir izahı var. Seyredelim diyorlar. Dur bakalım ne olacak? CHP'nin politikası 180 derece dönmeli diyor ya. Biz seyredelim diyor. Biz diyor arabulucu olalım diyor. Bak bu da Bunlar kulağa çok hoş gelen şeyler ha. Yani savaşmayalım. Libya'da ara bulucu olalım diyorlar. Libya'yı hiç bilmiyorlar bence. Hayır sen yani Suriye'de kimden kimin arasında ara olacaksın? Senin menfaatlerinin, güvenliğinin aleyhinde Amerika orada, Rusya orada, Fransa orada, İran orada, Beşar Esad orada. Yani sen hangisinin arasında ara bulucu olacaksın? Yine de işte Aslana süreci diye bir süreci başlattı Türkiye. Ama bunların işine geldiği zaman o güçler bunlara uyuyorlar. İşlerine gelmediği zaman hiç oralı olmuyorlar. Dolayısıyla asıl bundan sonra Türkiye Suriye'de çok değişik sıkıntılarla karşı karşıya kalabilir. Bir de şöyle inancımız gereği dememiz lazım. Şerden hayır evet. doğabilir. Bu şimdi ters gözüken meselelerde Türkiye'nin önüne tarihi fırsatlar da çıkabilir. Belki de İran'ın zayıflaması Türkiye'ye daha da önemli bir pozisyona getirebilir. <laughs> yalnız şunu eğer bu vasi kapatıyorsak unutmayalım. Amerikan İsrail yani Siyonist Evangelist ittifakı Türkiye'den son derece rahatsız Türkiye'nin varlığından Türkiye'nin Filistin meselesine, davasına sahip çıkmasından İran'la meselelerini görseler bile Türkiye ile olan defteri kapatmazlar. Evangelistlerin e, Armageddon savaşına doğru bir plan yaptıklarını düşünürsek o zaman aslında Trump'ın da işleri bu kadar hızlandırmasının sebebi dünyayı bir kıyamet savaşına zorlamak olduğu gibi gözüküyor. Sanki Orta Doğu'da e, buna doğru ilerleyen bir süreç var. Daha Şimdi da hızlanıyor. Bu, bu konuyu açtığın iyi oldu. Yani seyircilerimiz merak edebilirler. Armageddon ne oluyor diye. Şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nde Beyaz Saray'da en etkili ittifak evanjelistlerle yani siyonist Hristiyanlarla inançları gereği İsrail'e vaat edilen toprakların verilmesi gerektiğini savunan Hristiyanlarla evanjelistlerle siyonistlerin ittifakıdır. Ve bunların ortak dini inancı şu anda Tanrı'yı Kıyamete zorlamak diye ifade edilen Orta Doğu'da büyük bir çatışma meydana getirmek, işte adına Armageddon denilen o Kıyamet Savaşı'nı başlatmak neden Tanrıyı Kıyamete, kıyamete zorlamak. zorlamak? Çünkü Hz. İsa gelecek. Bu bizim inancımızda da var. Allah Mesih. onu göğe çıkardı. Mesih. Onların inancında da var. Hazreti İsa Mesih bir an önce gelsin diye. Orta bu çatışmaları tahrik edenler var. Aynı düşünce İran'ın bugünkü dini anlayışında da var. Evet. Yani onlar da e, Hz. İsa gelsin, Mesih gelsin bir an önce diye. Şimdi bu sizin elinizde olan bir şey değil ki. Tövbe aşağı. Allah'ın işine ne karışıyorsun? Bir defa laftaki yanlışlığa bak. Biz Tanrı demiyor. Allah'ı kıyamete zorlamak. Tövbe aşağı. Allah kim bir şeye zorlayabilir ki? Sizin hesaplarınız varsa Allah'ın da hesabı var. Ve bütün hesapların üstündedir. Artı Allah intikam alıcıdır. Allah intikam alıcıdır. Allah bize hoşgörüyü affetmeyi tavsiye ediyor. Ama Allah düşmanlarına karşı da intikamdan bahsediyor. Yani öyle Hristiyanların dediği gibi yanağına bir tokat vurursa öbürünü çevir. Bizim inancımızda öyle bir şey yok. Tam da Biz yalnız Netflix'te Mesih dizisinin de aynı zamanlamayla çıkması da ilginç şimdi. Ya yani Orası bir üst yalnız bak bana bir Değil şey mi? söyledin. Netflix ne üstü olduğunu söylemeyeyim. Bir medya yayın merkezidir. Ama orası bir üst. Evet. Ve onun şu anda ortaya çıkışı, da, ortaya çıkışı da tamamen kitlelerin, insanların ahlakını ve duru inancını sarsmak için. Yani her dizisinde bir ahlaksızlık, LGBT çok fazla var. Ve her dizisinde mesela bilhassa İslam'ın duru inancına hatta Hristiyanlığın İslam dairesi içerisinde kalan inanışlarına karşı bir savaş açılmış durumda Netflix üstünden. Bu sıradan bir şey olamaz. Yani biz bir e, Hollywood da bunu zaman zaman yapıyorlardı. Netflix bunu her zaman, her dizide Sürekli. yapıyor. Sürekli. Her dizide yapıyor, her şeyde. Yani bir yeni kültürel ahlaki saldırı üssü. Biraz da İslam'a karşı, Müslümanlara karşı. Kesinlikle. Reklama gideceğiz Sayın evet.